ediyoruz. Evet. Doğru. Makaleleriniz hakkında bilgi vermek istiyoruz. Makale. Evet. Bakayım. Endonezya'nın en büyük İngilizce gazetesi Jakarta Post'ta Zeytin Dalı Operasyonu ve Suriye Barışı başlıklı makaleniz yayınlandı. Yazınızda PKK ve destekçisi bazı art niyetli çevrelerin provokasyon kastıyla yürüttüğü işgal yaygaralarının hiçbir aslı ve dayanağı olmadığını, Türk ordusu bölgede yıllardır büyük bir güvenlik tehdidi oluşturan terörist yapılanmaları başarıyla temizlendikten sonra her zaman olduğu gibi kendi sınırlarının gerisine çekileceğini, bu temizliğin Suriye devletinin halkının kalıcı barış ve güvenliğini sağlanması açısından da son derece önemli bir adım olduğunu anlatıyorsunuz. Güney Afrika Durban'dan 139 yıldır yayın hayatını sürdüren yüksek tirajlı günlük İngilizce gazete Daily News'de dronların barışçıl amaçlarla kullanıldığı yeni bir dünya başlıklı makaleniz yayınlandı. Yazınızda dronların taşıdıkları bombalarla korkunun kaynağı olmak yerine getirdiği yardımlar ve insanlığa katkılarıyla pek çok insan için umut ışığı olabileceklerini belirtiyorsunuz. Bunu da ancak barış destekçilerinin seslerinin daha güçlü çıkmasıyla mümkün olacağını ifade ediyorsunuz. Katar'ın en büyük Arapça gazetelerinden Al Rayan'ın hem basılı hem internet yayınında uluslararası bir sorun olarak Rohingya'da yaşananlar başlıklı makaleniz yayınlandı. Arakan'da etnik temizliğe varan girişimlerde bulunan yöneticilerin yaptıklarını gizlemeye yönelik ustaca yöntemler uyguladıklarını belirtiyorsunuz. Ayrıca bu süreci uzatıp etnik temizliğin daha geniş çaplı bir hal almasını sağlamaya çalıştıklarından bahsediyorsunuz. Bu yüzden uluslararası toplumun daha hızlı ve daha organize hareket etmesinin şart olduğunu vurguluyorsunuz. Hindistan'ın Cemmu ve Keşmir eyaletinde bulunan Srinagar'dan yayın yapan tanınmış köşe yazarlarına yer veren günlük gazete Keşmir Reader'da kadınlar için daha güvenli bir İstanbul başlıklı makaleniz yayınlandı. Yazınızda İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin İstanbul Bilişim ve Akıllı Kent Teknolojileri AŞ ile başlattığı İstanbul Akıllı Şehir Projesi'ne ve getireceği güvenlik önlemlerine değiniyorsunuz. Merkezi Londra'da bulunan Irak'ın günlük Arapça gazetesi olan Ezzaman'da bilim dünyasının materyalist gözlüğünü çıkarma zamanı gelmiştir başlıklı makaleniz yayınlandı. Yazınızda maddenin mutlak olduğu ve dünyayı sebeplerin ve kanunların yönettiğine dair ön kabul ortadan kalktığında 100 yıla yakın süredir yerinde saymakta olan bilimin büyük bir atılım yapacağını anlatıyorsunuz. Maşallah. İngilizlerin devleti bizden uğraşmakta çok geç kaldı. Darwinizmi perişan ettik. Homoseksüelliğin ne kadar korkunç bir şey olduğunu dünyaya anlattık. Rumi'nin iş yüzünü anlattık. Materyalizmin, komünizmin felaket yönünü anlattık. Deccaliyeti anlattık, Mehdi'yi anlattık. Her şeyi anlattık. Çok geç kaldılar. Yani deccaliyet öldükten sonra olaya vakıf olabildi. Şu an boş yere çırpınıyor. Hiçbir şey yapamaz. Havanda su döver. Hiçbir şey yapamaz. Atalan Üsküdar'ı geçmiş, konu da bitmiş. Evet, dinliyorum.